Arkadaşlar merhaba. AUZEF Çocuk Gelişimi Bölümü Oyun ve Oyun Materyalleri dersi 1. ünite ders özetiyle başlıyoruz. İlk ünitenin konusu erken çocukluk döneminde oyun. İlk olarak oyunun tanımıyla başlayalım. Gelişimsel olarak oyun çeşitli roller üstlenmiştir. Oyunun psikososyal gelişim için etkili bir araç olduğu gösterilmiştir. Oyunda çocuklar başkalarıyla etkileşmeyi öğrenir ve önceden belirlenmiş kurallara göre davranır. Oyun, çocukların ahlak gelişimi için kullandıkları bir araç olarak da belirtilmiştir. Gelişim psikologları Piaget ve Vygotsky, sosyal oyunun çocuğun kurallar ve sosyalleşme hakkında ileri düzeyde bir anlayış kazanmasına yardımcı olduğunu öne sürmüşlerdir. Oyunun ilave işlevleri arasında yeni geliştirilen fiziksel ve bilişsel yeteneklerin kullanılması ve çocukların travmatik olaylarla başa çıkmak için kullanabilecekleri bir davranış sağlaması da bulunmaktadır. Oyun, çocukluk ve özellikle erken çocukluk yani 0-8 yaş dönemiyle yakından ilişkili ve yaşam boyunca eğlenceli etkinliklere katılım olarak ele alınmıştır. Şimdi oyunun tanımlarına baktığımızda teorisyenler ve oyun araştırmacılarının çeşitli oyun tanımları bulunmakta. Bunlardan ilki Bergen'in oyun tanımı, oyun, eğlence, iç kontrol, içsel motivasyon ve iç gerçekliği ifade etmektedir. Gray'in oyun tanımına baktığımızda, Gray'e göre oyun, çocukların kendi kendine yönettikleri ve kendi seçtikleri aktivitedir. Özünde motive edicidir, kurallar yoluyla organize edilir, hayal gücünü içerir ve stresli değildir. Bir diğer araştırmacılar olan Whitey ve Reese'in oyun tanımına baktığımızda onlara göre oyun arkadaşlığı ve iletişimi birleştirir, destek materyaller ve oyuncaklardan yararlanılır ve genellikle birden fazla oyuncu içerir. Rupnari'nin oyun tanımına baktığımızda ona göre oyun eğlence çatısı altında toplanan hem kültürel çerçeveli hem de çerçevesiz etkinliklerdir. Froebel'a göre oyunun tanımına baktığımızda oyun kendi başına bir çocuğun ruhunda olanın özgür ifadesi olması sebebiyle çocukluktaki gelişimin en üstün ifadesidir. Çocukların meraklı olma, araştırma yapma, oyun oynama gibi doğuştan yetenekleri vardır. Smith ve Pellegrini'nin oyun tanımına baktığımızda onlara göre oyun dışsal bir amaç olmadan yapılan aktivitedir. Esnek, olumlu etkiye sahip olup keşif ve kurallı oyunlardan ayrılmaktadır. Burada arkadaşlar hangi tanımın hangi araştırmacıya ait olduğunu bilmemizde fayda var. Devam ediyoruz tanımlara. Huizinga'nın tanımına göre oyun sıradan yaşamın dışında oldukça bilinçli bir şekilde duran ciddi değil ama aynı zamanda oyuncuyu yoğun ve tamamen emen özgür bir faaliyettir. Montessori'ye göre oyun çocuğun işidir. Brunner'e göre oyun çevre hakkında bilgi edinmenin ve deneyimlemenin bir yoludur. Erikson'a göre oyun, roller ve hayal gücü tarafından yönetilen ve yönlendirilen bir varoluş içinde hayali seçimlerin özgürce deneyimi için eğitim alanıdır. Piaget'e göre oyun, bilinen eylemlerin mutlu gösterimidir. Vygotsky'ye göre oyun ise çocukların hayali bir durum yarattıklarında nesnelerin ve eylemlerin anlamını değiştirmesidir. Devam edelim. Rubin, Fine ve Vandenberg'e göre oyun, açıklanabilir ve tekrarlanabilir bağlamlarda ortaya çıkan ve çeşitli gözlemlenebilir davranışlarda kendini gösteren davranışsal bir özelliktir. Lifter ve Bloom'a göre oyun ise dikkat ve ilgiyi çeken nesnelerle kendiliğinden oluşan faaliyetlerdir. Albun'a göre oyun, kabul edilen kurallara göre belirli zaman ve yer sınırları ile oluşan serbest gönüllü faaliyettir. Uren ve Stagnitti'ye göre oyun ise çocukların dikkat ve ilgilerini çeken oyuncaklarla yaptıkları şeydir. Smith'e göre oyun, beden, nesne, sembol kullanımı ve ilişkilerin birleşimini içeren kendiliğinden gönüllü, zevkli ve esnek bir faaliyettir. Exline'a göre oyun ise çocuğun duygularını ve sorunlarını çözmesi için fırsat sağlayan doğal kendini ifade etme ortamıdır. Tanımlara dikkat edelim. Dediğim gibi arkadaşlar tanımı verip hangi araştırmacıya aittir diye soru gelebilir. Devam edelim oyunun özellikleri. Huizinga'ya göre oyun belli özelliklere sahiptir. Ona göre oyunun özellikleri şunlardır. Oyun gönüllü ve serbest bir aktivitedir. Oyun sıradan ya da gerçek hayat değildir.
Oyun karşılık beklenmeden yapılır. Oyun zaman ve mekan açısından sınırlıdır. Oyunun düzeni vardır. Oyun kurallara sahiptir. Oyun oyuncu çemberinden oluşan özel topluluklar yaratır. Yine bu özellikleri bilelim. Krasnor ve Pepler'in oyun etkinliğini tanımlamak için dört ölçüt önermişlerdir. Oyunun bileşenleri onlara göre şunlardır: esnek olması, zevkli olması, hayali olması ve içsel motive edilmesidir. Arkadaşlar bunu mutlaka bilelim. Çünkü dört seçenekli olduğu için çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden bu dört bileşeni mutlaka bilelim. Esnek, zevkli, hayali ve içsel motive edilir. Devam edelim. Smith ve Volstead oyun ölçütleri ile ilgili deneysel çalışma yürütmüşler ve bir oyun etkinliğini tanımlamak için hayali, pozitif etki ve esneklik bileşiminin sık kullanıldığını bulmuşlardır. Spodek ve Saraçoğlu'ya göre bir etkinliğe katılma güdüsü onun oyun olup olmadığını belirlemek için ipuçları sağlamaktadır. Onlara göre oyunun ölçütleri, oyuncular hedeflerden çok aktivitelerle ilgilenirler. Oyun tanıdık nesnelerle veya bilinmeyen nesnelerin keşfinden sonra gerçekleşir. Çocuklar oyun aktivitelerine kendi amaçlarını yerleştirir ve etkinliği kendi kendilerine kontrol ederler. Oyun faaliyetleri hayali olabilir. Oyun dışarıdaki kurallardan bağımsızdır ve mevcut kurallar oyuncular tarafından değiştirilebilir. Oyun oyuncuların aktif katılımını gerektirir. Oyun teorisyeni Huggins'a göre bir davranışın oyun olabilmesi için yandaki kriterlerden birkaçını karşılaması gerekmektedir. Ona göre oyun kriterleri kendiliğindendir. Çaba, manipülasyon, araştırma, keşif ve uygulamayı içerir. Oyun genellikle üründen ziyade süreç olarak tanımlanır. Özgürce seçilir, gönüllü bir faaliyettir. Çocuk tarafından yönlendirilir, içsel motive edilir, dış hedef veya ödül olmadan gerçekleştirilir. Çocuk amaç ve içeriğin kontrolü içinde yer alır. Birçok sosyal ve sosyal olmayan katılım sürecini başlatan göz temasları, yüz ifadeleri ve vücut pozisyonları gibi oyun ipuçlarını veya meta sinyalleri içerir. Hareket veya bağlam dışı hareketler gibi yeni art arda sıralanan motor modeller gösterisidir. Tekrarlayıcıdır, değişime açıktır, zararlı değildir, deneyim dengesine sahiptir. Yine bunları da bilmenizde fayda var. Devam edelim. Gray'in tanımladığı oyun ölçütleri ise şunlardır: kendi seçer, yönetir, içsel motive edilir, zihinsel kurallarla yapılandırılır, hayalidir, aktif, uyanık ve stressiz bir zihinsel durumda üretilir. Brown'a göre oyun ölçütleri şu şekildedir: görünüşe göre amaçsız, yani iyiliği için yapılır. Gönüllük esastır, doğasında eğlence vardır, zamandan bağımsızdır, azalan benlik bilinciyle karakterizedir, doğaçlama potansiyeline sahiptir, devam etme arzusunu uyarmaktadır. Moyles da aşağıda verilen liste ile oyun davranışlarını tanımlamaya çalışmıştır. Ona göre oyun içsel motive edilir ve kendi kendine başlatılır. Oyunun süreci ürettiklerinden daha önemlidir. Her şey mümkündür. Gerçeklik göz ardı edilebilir ve hayal gücünün devralmasına izin verilebilir. Son derece yaratıcı ve esnektir. Harici olarak uygulanan kurallar içermez. Zihnen ve bedenen aktif katılım içerir. Oyuncu veya oyuncular üzerinde olumlu, genellikle zevkli etkileri vardır. İçerik açık uçludur. Oyuncu derinden ilgili ve adanmıştır. Oyuncu, oyun üzerinde gerçek bir karar verme, sahiplik ve kontrol hissine sahiptir. Oyun kendi kendini yönlendirir ve genellikle kendi kendine başlatılır. Öğretmen adaylarına göre okul öncesi ve okul döneminde oyunun özellikleri şunlardır: çocuk belirler, yaratıcı ve hayalidir, eğlencelidir, daha az ciddidir, sonuca odaklanmama söz konusudur, fiziksel olarak aktiftir, sosyal etkileşimlidir, daha az akademik özellik vardır, belirsizdir, duygusal yönü vardır, ödül olarak görülür ve pasif öğrenme söz konusudur. Yine devam ediyoruz. Dışsal kurallar tarafından yönlendirilmez, rahatlatıcıdır, pozitiftir, değerlidir,
perspektife dayalıdır. Bunları da yine arkadaşlar özelliklerini bilmemizde fayda var. Yine toparlayacak olursak genel anlamda oyunun özellikleri eğlencelidir, içsel motive edilir, spontandır, aktif katılımlıdır, ilgi çekicidir, kişiye özgüdür ve mecazidir. Weisberg ve arkadaşları ise 3 oyun kriteri önermişlerdir. Bunlardan ilki, oyunun belirli bir amacı yoktur ve hayatta kalmakla bağlantılı değildir. İkincisi, oyun aktiviteleri genellikle abartılıdır. Taklit bir eylem genellikle benzer bir gerçek eylemden daha uzun sürer veya daha geniş bir hareket aralığı içerir. Üçüncüsü ise oyun neşeli ve isteğe bağlıdır. Wong ve Logan'a göre oyun içsel motive edilir, uyarıcı ve ilgi çekicidir, gönüllüdür, otonomdur, semboliktir, üründen ziyade süreç yönelimlidir, keyifli, eğlenceli ve zevklidir. Burada arkadaşlar otonom özellikten kastedilen oyuncunun kontrolü altında veya dayatılan kurallardan muaftır. Bu anlatılmak isteniyor. Buna da dikkat edelim. Yine sembolik özelliği de oyunun genellikle rol oynama yani farz edelim kalitesine sahip olmasını gösterir. Zosh ve arkadaşları oyunun 5 özelliğini sunmuştur. Onlara göre bir etkinliğin oyun olarak kabul edilebilmesi için neşe, aktif katılım, anlam veya alaka, sosyal etkileşim ve tekrar ve çeşitlilik unsurlarını içermelidir. Yine buraya da dikkat edelim. Oyun araştırmacılarının öne sürmüş olduğu ortak oyun ölçütlerine baktığımızda oyun aktif katılım gerektirir. Hayalidir, dış kurallardan bağımsızdır, içsel motive edilir, kendi kendine seçilir ve yönetilir ve zevklidir. Oyun spektrumu nedir? Oyunun tanımını yaparken bir ölçüt kümesine uymak yerine oyunu serbest oyundan uzanan veya süreç boyunca gelişmekte olan bir spektrum alarak kavramsallaştırmanın daha iyi olabileceği belirtilmiştir. Oyunu bir spektrum olarak tanımlama çalışmaları ile ilgili ilk çabalar Sponsaler ve Bergen tarafından ortaya çıkmıştır. Daha sonra Zosh ve diğerleri hem oyun hem de öğrenme hakkındaki literatürü gözden geçirmiştir. Bu araştırmacılar serbest oyundan rehberli oyuna ve oyunsu unsurları korurken amaçlı yetişkin desteği içeren oyuna oyunu bir spektrum olarak görerek oyunun gerçek özünün yakalanabileceğini ve öğrenme ile ilişkisinin açıklanmasının daha iyi olacağını belirtmişlerdir. Bir spektrum olarak kavramsallaştırılmış oyun, başlatma, yönetme ve açık öğrenme hedefi olup olmadığı ile ilgili açılardan süreç boyunca farklılık gösteren oyun deneyimlerini içermektedir. Oyun spektrumu içinde yer alan oyunlar ve açıklamaları şunlardır. Bunlardan ilki serbest yani özgür oyun. Özgür oyun, çocuğun başlattığı ve yönettiği ve özel bir amacın olmadığı oyundur. Tanımları mutlaka bilmeliyiz. Rehberli oyun, yetişkinin başlattığı, çocuğun yönettiği ve özel bir öğrenme amacı olan oyundur. Kurallı oyun, yetişkinin başlattığı, çocuğun yönettiği özel bir öğrenme amacı olan oyundur. Ortaklı oyun, çocuğun başlattığı, yetişkinin yönettiği özel öğrenme amacı olan oyundur. Burada arkadaşlar yine yıldızlı bir maddemiz var. Bir çocuk oyun için bir bağlam başlatır ve daha sonra bir yetişkin oyunu bu bağlamda yönetmek için müdahale ederse oyun rehberli oyundan ortaklı oyuna dönüşmektedir. Bu da dipnot olarak aklınızda kalsın. Oyunsu yönerge ve doğrudan yönerge ise yetişkinin başlattığı ve yönettiği ve özel bir öğrenme amacı olan yönergelerdir. Tanımları bilmemiz yeterli arkadaşlar. Tanımlar önemli. Oyunla öğrenme süreci. Oyunla öğrenme, rehberli oyun bağlamlarına ilaveten serbest oyunu da içeren şemsiye bir kavramdır. Araştırmacılara göre serbest oyun, çocukların yakın bir yetişkin gözetimi veya kontrolü olmaksızın meşgul oldukları nesne oyunu, taklit ve sosyodramatik oyunu ve itiş kakış oyununu içerir. Serbest oyun eğlenceli, esnek, aktif ve isteğe bağlıdır. Serbest oyun aynı zamanda genellikle mış gibi yapma unsurlarını ve sıklıkla akranları içerir. Rehberli oyun ise bir yetişkin çocuğu oynayarak, eğlenerek ve rahat bir şekilde belirli bir bilgiye yönelttiğinde ortaya çıkar.
Rehberli oyun genellikle bir çocuğun bilgi edinmek için etkileşime girebileceği belirli oyuncakları içerir. Denetleyici bir yetişkin çocuğu yakından gözlemler ve öğrenmesine yardımcı olmak için sorular sorar. Oyunla öğrenme, çocuk merkezli, yapılandırmacı, duygusal açıdan olumlu ve uygulamalıdır. Hayali içerebilir ancak bunu yapmak zorunda değildir. Oyun 3 şekilde görülebilmektedir. 1- Yetişkin yönelimli, yani yetişkinin liderliğinde oyun. 2- Çocuk tarafından başlatılan oyun. 3- Yetişkin tarafından başlatılan oyundur. Şimdi sırasıyla bunları inceleyeceğiz. Bunlardan ilki yetişkin yönetimli oyun. Bir yetişkin tarafından düzenlenen ve yönetilen oyun fırsatları ve etkinliklerini kapsar. Yetişkin liderliğindeki oyun bir yapıya sahiptir ve öğrenmeyi vurgular. Oyunun planlanması ve sağlanması için yetişkin sorumluluk alır. Yani yetişkinlerin çocuklara ne yapmaları gerektiğini planladığı, organize ettiği ve gösterdiği veya söylediği oyun türüdür. Bunun bir örneği anaokulunda hikaye zamanıdır. Yetişkin çocuğa hikayeyi okur ve çocuğa hikayeyi anlatır. Ayrıca çocuğun soru sormasına izin verir. Diğeri çocuk tarafından başlatılan oyundur. Çocukların ne oynayacaklarını ve kiminle oynayacaklarını seçtikleri oyun türüdür. Çocuk tarafından başlatılan oyuna serbest oyun denir. Çünkü çocuklar kaynakları ve oyuncakları seçmekte ve onlarla nasıl oynayacağına karar vermekte özgürdürler. Çocukların başlattığı oyunda yetişkinler çocuklara katılabilir ancak çocukların onlardan istediklerini yapmak zorundadırlar. Burada arkadaşlar çocuklar tarafından başlatılan oyuna serbest oyun denildiğini bilelim. Bir diğeri ise yetişkin tarafından başlatılan oyun. Çocukların keşfetmesi için yetişkinler tarafından oluşturulan oyun fırsatlarıdır. Yetişkin tarafından başlatılan oyun, yetişkinin kreş içindeki farklı alanlarındaki masalara materyalleri ve kaynakları yerleştirmesini içerir. Yetişkinler bunu çocuğun farklı etkinliklerde becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için yapar. Örneğin, yetişkinlerin çocuklara boya ve fırçalar sağlayıp çocuğa istediklerini boyamasını söylemesidir. Oyunun önemi. Bebeğe dokunma, gıdıklama, güldürme, havaya atıp tutma ilk oyun şekilleridir. Daha sonra oyun güreşi yapma, itişip kakışma, boğuşma da ilk birkaç yaş içinde görülen davranış formlarıdır. Bu oyunlar genellikle ebeveynle başlamaktadır. Yerde, yatakta ya da banyoda oynanırlar. Çocuklar bundan hoşlanır, bir beden kuramı geliştirirler. Bu bedensel etkinlikleri pozitif duygulanımla karşılarlar. Oyun çocuğun ailesinin kurallarını ve ondan ne beklediğini öğrenmesine yardımcı olur. Çocuklar büyüdükçe oyun toplumda nasıl davranacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur. Gelişimsel olarak uygun birçok faaliyet gibi oyun birbiriyle ilişkili birden fazla becerinin kademeli olarak gelişmesine katkıda bulunarak etkisini daha bütüncül bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Oyun çocuğun işidir. Oyun çocukların gelişimi için önemlidir. Oyun okulda ve hayatta başarılı olmak için gerekli olan bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal becerilerin geliştirilmesini sağlar. Öğrenmenin yolunu açar, çocuklar oyunlarıyla bilgi kazanırlar. Sorunları düşünmeyi, hatırlamayı ve çözmeyi öğrenirler. Oyun çocuklara dünya hakkındaki inançlarını test etme fırsatı verir. Oyun yaratıcılığı ve esnekliği teşvik eder. Sağlıklı beyin gelişimi için oyun gereklidir. Araştırmalar beyin gelişiminin %75'inin doğumdan sonra gerçekleştiğini göstermektedir. Yani genetikten daha fazla yani %75 oranında çevre etkisiyle gelişiyor. Bu süreç ince ve kaba motor becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Burada ince motor beceriler mum, boya veya kalem tutabilme gibi yani küçük kasların el bileği, eli kullandığımız beceriler, eylemlerdir. Kaba motor beceriler ise atlama veya koşma gibi eylemlerdir. Oyunun katkılarına baktığımızda, oyunun gelişime katkıları, ilk olarak fiziksel büyüme ve motor gelişimine katkılarına baktığımızda, bu alanda büyük ve küçük kas becerilerinin gelişimi, el göz koordinasyonunun gelişimi, fiziksel aktivite ve sağlığın korunmasını sağlar. Beyin gelişimine katkılarına göz attığımızda, beyin hücrelerinin büyümesi için gerekli olan beyin kaynaklı nörotrofik faktör salgılanmasının tetiklenmesi, enerji vermek ve ruh halini yükseltmek için kullanılan katekolaminleri arttırması, beynin yürütme işlevini geliştirmesi beyin gelişimine katkılarıdır. Bilişsel ve dil gelişimine katkıları ise birçok zihinsel işlevin devreye girmesi,
ve oyun aracılığı ile gelişmesi, çocuğun dil ve sosyalleşme becerilerinin gelişmesi, farklı bakış açılarına ve rollere uygun dil üretmesi, mantıksal, matematiksel düşünme, bilimsel akıl yürütme ve bilişsel problem çözme için temel oluşturması, bilişsel ve dil gelişimine katkılarıdır. Yaratıcılığın gelişimine katkılarına baktığımızda, hayal gücünün oluşması ve gelişmesi, empati yeteneğinin gelişmesi, çocuğun yaratıcılığının harekete geçirmesi, yaratıcılık alanındaki katkılardır. Sosyal ve duygusal gelişime katkıları ise, çocukların sosyal olarak etkileşimde bulunmalarının, sorunları çözmek için birlikte çalışmalarının ve düşüncelerinde yaratıcı olmalarının sağlanması, olumlu benlik kavramının gelişmesini sağlamaktadır. Oyunda cinsiyet farklılıkları. Oyun tercihlerindeki cinsiyet farklılıkları erken çocuklukta ortaya çıkmakta ve çocukluk ve ergenlik dönemlerinde giderek daha belirgin hale gelmektedir. Burada arkadaşlar oyun tercihindeki cinsiyet farklılıklarının erken çocuklukta ortaya çıktığını bilmeliyiz. Erkekler büyük gruplarda rekabetçi etkinliklere daha sık katılırken, kızlar küçük gruplarda kooperatif faaliyetlere veya konuşmalara katılırlar. Yaklaşık 3 yaşına kadar her iki cinsiyetten çocuklar benzer şekilde oynadıkları, ancak 3 yaş dolaylarında oyun tercihlerinin ortaya çıktığı bildirilmektedir. Bazı araştırmacılar kızların 3 yaşına geldiklerinde bebekler ve ev eşyaları, sanat etkinlikleri ve giyim oyunu oynamaya odaklanacaklarını, erkeklerin ise arabalarla, bloklarla oynayacağını ve daha büyük ve saldırgan bir oyuna katılacağını öne sürmüşlerdir. Evet arkadaşlar, birinci ünitenin sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olur. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.